Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ. Bugün 30 Aralık 2012 günlerden Cuma, haftanın son işlem günündeyiz arkadaşlar. Saatlerimizde 10.40 şu anda, pardon 10.48 şu anda ve canlı yayına başlıyoruz. Öncelikle güne güzel bir başlangıç yaptığımızı söyleyelim. Özellikle gece analizini takip eden arkadaşlarımız bu işten faydalı çıktılar. Size yazdığımız hiçbir şey boş değil arkadaşlar. Önemli olan bir şey varsa yazıyoruz. Sizin de çok fazla zamanınızı almamak adına sadece önemli olan şeyleri paylaşıyoruz. Diyecek bir şeyimiz varsa da bunu sitede yazılı olarak belirtmekten çekinmiyoruz, zaten bunu da biliyorsunuz. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü gece analizlerinde Euro-Dolar paritesi için özellikle ve aynı zamanda Sterlin-Dolar da buna uymuş durumda. Şöyle bir analizde bulunmuştuk Euro-Dolar paritesi için. Demiştik ki 29.47 en önemli destek seviyesi. 4 saatlik stokastik göstergesi özellikle burada, ondan bahsetmiştim. Çok düzgün bir satış sinyali vermeye başladı. Bu sadece bizi korkutuyor demiştik. Yukarıda da 1.30 ve 1.30-20 seviyesinde dirençler var demiştik ve bu bilgiler ışığında 29.47 kırılma noktası olarak belirleyerek bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece 30.03, 30.20 ve 30.49'a kadar yukarı hareketler beklemenin daha doğru olacağını söylemiştik. Ve görmüş olduğunuz gibi 29.47 seviyesindeki destek noktasının üzerinde kalmaya devam etti. Öncelikle şu şekilde yukarı doğru 1.30.03'e ulaştık sabah saat 4 civarlarında. Arkasından da sabah yine saat 9 civarlarında yukarı doğru tepkiler devam etti. 30.0'ın üzerine çıktık ve 30.21 seviyesine kadar hareketin devamı geldi arkadaşlar. İki hedefimize de ulaştık. Bundan sonrası biraz daha riskli. Çünkü yukarıda şurada görmüş olduğunuz bir trend çizgimiz var. Bunu birazdan göstereceğim nerede olduğunu ve sonrasında da 30.48 civarlarında bir hedef noktamız var arkadaşlar. Günün en karlı fırsatı zaten şu hareketti. Yaklaşık olarak açılıştan itibaren 50 pip civarlarında bir kar alınmış olması gerekiyor burada. Ve şimdi bir de burada göstermiş olduğumuz trend çizgisini göstereceğim size. Bakın nereden geliyor bu trend çizgisi? Herhalde net olarak gördünüz sizlerde. Şuradan gelen bir trend çizgimiz var. Şu tepe noktalarını, iki tanesini birleştirdiğimizde ortaya çıkan ve şu anda tam olarak tepesine çok yaklaştığımız bir trend çizgisi bu. Günlük grafiklerde de net olarak, pardon haftalık grafiklerde çok net olarak gözüküyor. Bu 2011 yılının 5. ayından itibaren olan bir şey. Hatta 1-5-2011 civarları. Yani 1,5 sene önceden başlayan ve ondan sonra şurada görmüş olduğumuz tepede 28.8.2011. Gerçi zaten şablonları yüklüyorsanız, ki yüklemenizi öneriyorum, sabah paylaştığımız şablonları, orada çok net olarak buradaki trend çizgisini de görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu simetrik olarak da aşağıdan bir çizgisini çektik ve bir kanal oluşturmuştuk. Uzun vadeli bir kanal bu. Bu uzun vadeli kanalda şu şekilde bir yukarı hareketle ve yukarı trend çizgisiyle şu anda onaylanmış durumda. Yani hani trendlerden bahsediyoruz ya, bakın çok net olarak uzun vadeli bir trend şu aşağı doğru, orta vadeli bir yukarı kanal vardı. Onun içinde yine kısa vadeli bir aşağı kanal vardı ve bu aşağı kanal kırıldıktan sonra zaten yine bu şuradaki uzun vadeli aşağı kanalın tepe noktasına ulaşmış durumdayız. Daha doğrusu ulaşmış durumda değiliz de neredeyse ulaşacağız arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Bakın nerede bu kanal, şimdi tekrar başa dönelim. Bu kanal çizgisi görmüş olduğunuz gibi 1.30-36 seviyesinde şu anda. 1.30-36 seviyesinde buranın üzerine hafif bir çıkış daha yapabilir. 1.30-49'lara kadar diye düşündük. Bu 49'ların da eğer ki üzerinde kalamazsak zaten tekrar aşağı doğru gerilemelerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli. Artık 1.30'lara dikkat edeceğiz. Bu 1.30'ların eğer ki üzerinde dediğim gibi kalmaya devam edersek, yukarı altında kalırsak tekrar 29.75 ve 29.47'ye doğru geri çekimlerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli duruyor. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden 29.47 seviyesine lütfen dikkat edelim. Bugün için geri çekilmeye gelirse de
İlk durak burası olacaktır. Daha doğrusu ilk önemli durak burası olacaktır. Çünkü ilk durak aslında 29.75 burada. Pivot seviyesini bir ara destek olarak kabul etmek bence daha sağlıklı olabilir diye düşünüyoruz. Peki, Euro-Dolar paritesi için düşüncemizi paylaştık şu an için. Söylenecek başka da bir şey yok zaten Euro-Dolar paritesinde. Bu hedefe de ulaştık. Bakın daha şu anda yalnız buranın üzerinde kalamadık gördüğünüz gibi. Küçük bir deneme yaptı ama başarısız oldu. Tekrar 30-20'lerin üzerinde kalınması gerekiyor. Bugün için ayrıca şöyle bir durum var. Almanya'da bir oylama olacak Yunanistan konusunda. Ki bu oylamalarda herhangi bir sıkıntı çıkacağı şu an için beklenmiyor. Eğer çıkarsa sürpriz olacaktır. Buna da lütfen dikkat edelim. Eğer ki oylama sonucunda bir sürpriz çıkarsa çok ciddi aşağı hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz var. Ama beklenti şu anda olumlu olacağı için yukarı tepkiler de çok fazla olmayacaktır. Yani 100 pip, 150 pip civarlarında yukarı tepkilerle karşılaşamayız. Ama olumsuz bir haber çıkarsa 100 pip civarlarında geri çekilmelerle karşılaşma ihtimalimiz var. Hatırlıyorsanız bu pazartesi günü de aynı şeyden bahsetmiştik. Yukarı doğru tepkiler konusunda. Bakın şuradaki bölge, pardon şurası sanırım, evet. 1.30 civarlarında ki hareketten, pardon burası değil. Burası değil. Bu saatlik grafik. Şu bölgeden bahsediyoruz arkadaşlar. Açılışta itibaren Yunanistan konusunda Brüksel'de yapılan toplantıda olumlu bir haber çıktığı anlaşılmıştı. Daha doğrusu böyle söylemler gelmeye başlamıştı. Gördüğünüz gibi sadece şu hareket gerçekleşti arkadaşlar. 30-35 pip civarlarında. Çünkü beklenti nedeniyle, yani beklentinin de bu yönde olması nedeniyle zaten fiyatlanmış olan bir şey daha da fazla fiyatlanmadı. O yüzden tabii ki yani net bir şey yok, kesin bir şey söyleyemem ama benim beklentim yani 100 pip'ten daha az bir hareket olması gerekiyor yukarı yönde. Hatta belki 30-40 pip'lik hareketlerle bile en fazla karşılaşma ihtimalimiz olabilir. Çünkü zaten beklenti düzeyinde gelecektir. Bunu konuşmuştuk şu anda zaten beklenti düzeyinde gelirse, yani oylamadan herhangi bir sıkıntı çıkmazsa Almanya'da. Peki gelelim şimdi diğer paritemiz olan sterlin dolar paritesine. Arkadaşlar sterlin dolar paritesi için şöyle ekranımızı alalım. Evet, sterlin dolar paritesi için de dün gece analizimizde forexpert.net'te yapmış olduğumuz analizde gece saat 01.07 civarlarında yapmıştık bu analizi. Demiştik ki yukarıda bir 59, aşağıda bir 59.83'ün üzerinde kalındığı sürece 60.57 ve 60.74'e kadar hareketin devamı beklenebilir demiştik. İki tane direnç belirttik. Bunun 60.57 olanına ulaştık arkadaşlar. Ki zaten görmüş olduğunuz gibi 59.83 seviyesinin oldukça üzerindeyiz. Ve şu anda ilk hedefe ulaştık. Trend hala yukarı. Bugün için artık kırılma seviyemizi şu yukarı hareketten sonra ben açıkçası 60-11'e çekmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle biraz daha yakın bir destek arayanlar için. Çünkü çok uzak kaldık şu anda. Yani şu tepe noktasından bakarsak yaklaşık olarak 75 pip kaldık. Buna en azından bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi 44 pip civarına çekersek daha iyi olabilir diye düşündüm. O yüzden 60-11 seviyesi olarak kullanabilirsiniz eğer ki çok yukarıda bir hedef aramıyorsanız kendinize. Burası daha güvenli bir yer, onu söyleyeyim. Yani 200'lük hareketli ortalamanın da artık altında olacağımız için daha güvenli bir yer. Ama bunun yerine şuradaki 60-11'leri de kullanabilirsiniz. Aşağı daha doğrusu kırılma seviyesi olarak altında. Çünkü 60'lara ve 59-83'lere doğru hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz olabilir. Ama tepki gelecekse de muhtemelen şuradaki bölgeden gelecektir. 7-8 piplik bir aralığımız var. 60-19'da 60-11 arasında bu bölgeden faydalanabilirsiniz. Belki bu seviyelere kadar gelip buradan tekrar yukarı doğru tepkilerle karşılaşabiliriz. O yüzden önemli bir yer. 60-57'nin üzerine kalamazsak zaten dediğim gibi öncelikle 60-28 ve 60-11 civarlarında doğru hareketler gelebilir. Fakat 60-57'nin üzerine çıkarsak da 60-75 karşımıza gelecek olan ilk hedef olacaktır. Buna dikkat, çünkü günlük grafiklerde bakın şurada görmüş olduğunuz gibi şu tepe noktasıyla şuradaki tepe noktasını birleştirdiğimizde karşımıza
çıkan bir direnç var arkadaşlar. Bu arada şunu kaldırabiliriz, geçerliliğini kaybetti çünkü artık kırılma seviyesini kırdı ve yukarı hareketi yaptı zaten. O konuda bir sıkıntımız yok. Şunu kaldırmıyorum çünkü bakın burada çok güzel bir destek oldu geçtiğimiz gün. O yüzden şuradaki tren çizgisini kaldırmayı düşünmüyorum. Şuradaki tren çizgisi de kalabilir diye düşündüm. O yüzden de zaten şu an için yine kuvvetli bir direnç konumunda 60-74 seviyelerinde şu anda görüyorsunuz kırmızı çizgi. O yüzden 60-74'lerin daha da üzerini şu an için beklememekte fayda var. Eğer 60-74'ün üzerine çıkarsak yeni bir hedef belirtiriz tabii ki yine web sitemizden ya da canlı yayında bu hareket gerçekleşirse canlı yayında da belirtebiliriz. Evet, sterlin doları da bu şekilde yine ilk hedefe ulaşarak atlattık, geçirdik diyelim. Bakalım 60-57'nin üzerinde kalabilecek miyiz? Ve gelelim altına arkadaşlar. Altın için ne demiştik? Bir de ona bakalım. Şöyle alalım ekranımıza. Evet, altın için dedik ki bir kanaldan bahsetmiştik. Geçtiğimiz gün canlı yayında dedik. Kanal arkadaşlar buydu. Dün akşam saatlerinde çizmiştik sanırım. Ya da öğleden sonraki canlı yayında çizmiştik sanırım bunu. Görmüş olduğunuz gibi bu kanalın içerisinde hareketler devam ediyor. Ve ilave olarak ne eklemişiz? ...1728 seviyesinin altına kaldığımız sürece 19'a kadar geri çekilme yaşanma ihtimali kuvvetli. Sonrasında 13.44 ve 1707'ye tekrar gelinebilir fakat 1728 üzerine kalınması durumunda 1730.33, 1734, 32 ve 38'e kadar tepkilerle karşılaşabiliriz dedik. Arkadaşlar 1728'in üzerinde kaldık. Şurada bunu 30 dakikalıktan bakacağım biraz daha net olarak görülsün diye. Zaten seviyelerimiz belli ve 30 dakika saatlik ve 4 saatlik grafiklere göre çizdik. Bakın şuradaki 28'in üzerinde kaldıktan sonra zaten temel zaten 30-33'lere kadar bir hareket gerçekleşti. Ardından 31-38 civarlarında 31-50'lere kadar hareket yaptıktan sonra tekrar 28'lerin altına inip inmeme konusunda bir kararsızlık yaşıyor. Parite yaklaşık olarak şöyle saatlik grafikten tekrar bakalım. 1, 2, 3 ve az önce 4. saate geçtik arkadaşlar. 3 saattir bir kararsızlık içerisinde. O yüzden şuradaki bölgeyi bir tarayalım. Muhtemelen şu bölgenin üzerinde ya da altında yukarı doğru ya da aşağı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz yine söz konusu olacaktır. Üstünde dediğim gibi 34-32'ler ilk başta karşımıza çıkacak olan hedef. Hem hareketli ortalamalar var, hem kanalın tepesi, hem bizim direnç noktamız. O yüzden 1734.32 seviyesi gerçekten önemli. Lütfen buraya dikkat. Bugün için önemli bir direnç konumunda şu anda. Fakat dediğim gibi bu kanalın da içinde kalıp şu seviyelerden ya da bu seviyeleri kırmadan aşağı doğru tepkiler verirse ki bizim kırılma noktamız bugün burası. Aşağı doğru muhtemelen biraz daha tepki vererek muhtemelen 1723.88 ve 1719.89'a doğru geri çekimler yaşama ihtimalimiz kuvvetli duruyor şu anda ons bazında altın fiyatlarına baktığımızda. Peki buranın altında ne var? 1713.44 civarlarında bir hedef var 19.89'un altında. 1717.43 ara bir destek yine de ekranlarınızda bulunsun diye ben bunu da ekledim. Yine bir destek seviyesi olarak yine aklımızda bulunsun. Zaten biraz da altına gelirsek o zaman muhtemelen 1707'lere kadar bir tepki muhtemelen gelecektir diye de düşünürüz. Ama şu an için bunu konuşmak için erken diye düşünüyoruz. Bakalım yine de göreceğiz. Peki altını da analiz ettik. Son olarak dolar TL'ye bakacağız arkadaşlar. Dolar TL paritesinde durum nedir? Ne demiştik ve ne oldu? Bugün için beklentimiz aşağı yönde olmaya devam ediyordu. Yani böyle hatırlıyorum. Umarım böyle yazmışsınızdır. Evet. Geçtiğimiz gün beklediğiniz gibi aşağı trend içindeydi ve 1079 onun altında kaldığımız sürece aşağı hareket ihtimali daha kuvvetli duruyor bugün içerisinde. Hedeflerimiz ise 78, 31,
Bu hedefi hala koruyoruz arkadaşlar. Arkasından 78.07 fakat 79.10 üzerinde çok direnmeden 79.35 ve 1.80'lere doğru hareket bekleyebiliriz demiştik. 79.10 neresi? Bakın arkadaşlar 79.10 seviyesi burası. Buranın üzerinde yukarı altında kaldığımız sürece aşağı hareket bekleyeceğiz. Dedik 78.31 ilk hedefimiz dedik. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Buranın da altına inersek zaten 78.07 gibi bir hedef var. Bunları da belirtelim. Yani çok hacimsiz ama aşağı yönlü trend devam ediyor arkadaşlar. Şuradaki hareketli ortalamaları takip etmemizin ne kadar doğru olduğunu zaten birkaç gündür görüyoruz. Bakın şu bölgeler çok güzel çalıştı. Şu bölge yine çok güzel çalıştı. O yüzden güzel şekilde gidiyoruz. Muhtemelen de bu aşağı hareketin devamı gelecektir. 78.31 seviyesinin 79.10 seviyesinin altında kaldığımız sürece diye düşünüyoruz. Şuradaki 31 ve 07 hedeflerimizi de korumaya devam ediyoruz. Bugün içerisinde gelebilecek seviyeler. Ama derseniz ki ben bu işi dolar TL için konuşuyorum. Forex'te işlem yapmak için kullanmıyorum. Ama ithalat ya da ihracatla uğraşıyorum. Dövizin ne olacağı, ileriki durumu beni çok fazla ilgilendiriyor diye derseniz açıkçası onun için birazcık şöyle orta vadeli bir bakışa bakmak gerekiyor. Orta vadeli olarak bakmak gerekiyor olaya. Çünkü bu şekilde baktığımızda aşağıda ortalama olarak bakın görüyorsunuz 77 seviyelerin üzerinde kalmaya çalışan özellikle şöyle söyleyeyim hatta şurası 75, burası da 76-85 civarlarında. Genelde 75'in üzerinde kalmaya çalışan özellikle son 6 aydır bu şekilde. En son 5. ay hatta dur bakalım kaç bu? 4. ayda bu seviyenin altındaymış. Yani yılın son yarısında sürekli olarak 1.77'nin üzerinde kalmaya çalışan, yukarıda da yaklaşık olarak 82.50'lerin altında kalmaya çalışan bir parite var. O yüzden şahsen ben aşağı hareketin çok çok da fazla böyle 75'lerin altına ineceğini çok fazla düşünmüyorum. Öyle bir 70 hedefiyle de hareket etmek bence riskli olacaktır. Onu da söyleyeyim. Çok fazla özellikle bakın şu seviyelerde yine çok güzel desteklerimiz var. O yüzden 1.70'ler şu an için bence hayal gibi geliyor. Özellikle hızlı bir hareket bekliyorsanız ondan bahsediyorum. Tekrar tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli olabilir. 77.50'lerin üzerinde kalındığı sürece. Yani benim için 77.50'ler güzel bir direnç, pardon destek olacaktır. Altında da 76-75 seviyelerini belki bekleyebiliriz ama yani çok çok da fazla hareket devam eder mi derseniz 75'lerin altı birazcık zor gözüküyor. Peki arkadaşlar şimdi dolar TL analizini de yaptık. En azından grafiklerde orta ve kısa, daha doğrusu uzun ve kısa vadeli olarak pariteler hakkında söyleyebileceğimiz başka ne var diye şöyle kısaca bir bakalım. 1.60, 46, 1.30, 0.3 lere doğru geliyor. Altında şurada görmüş olduğunuz gibi tekrar bu kanalın altına doğru hareket etmeye çalışıyor. Aşağı hareket beklentimiz güzel korunuyor. 34-32 kırılma noktamızın da altındayız. Şu an için her şey güzel gözüküyor arkadaşlar. Çok ciddi bir sıkıntımız yok. Euro dolar şu 1.30-21 seviyesindeki hedefe ulaşmadan düşseydi üzülürdüm gerçekten. Yani şuradaki 19'lardan ya da 20'lerden ya da 17'lerden geri çekilme yaşasaydı gerçekten üzülürdüm. En azından hedefe ulaştıktan sonra bunu yapması ve üzerinde kalamadı ve aşağı doğru gelmesi zaten beklenen bir şey. Bir hedef geçilmedikten sonra aşağı doğru gerileme beklenmesi çok normal. Burası da kırılırsa demiş olduğum gibi 29-75 ve şurada görmüş olduğumuz 58-48 arasındaki bölgeye doğru bir geri çekilme gelebilir. Peki şimdilik o zaman canlı yayın özetleri bu kadar. Bu özetleri yine video şeklinde izlediyseniz, canlı yayına katılmadıysanız ısrarla sizleri de her sabah ve öğleden sonra olan canlı yayınlara bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada olan arkadaşlarla soru cevap kısmı yapacağız. İstediğiniz, ilgilendiğiniz paritelerle ilgili analizleri yapacağız ve biraz daha detaylı olarak şu anda ekranda görmüş olduğumuz pariteleri de değineceğiz. Peki bakalım.